Sözlerin başında önce depremle ilgili büyük bir afet yaşıyoruz. Bütün hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yaralarımızı tez sarmanın gayreti içerisindeyiz. Ben de iki dönem bölgede, iki farklı bölgede görev aldım. Adıyaman ve Hatay'da. Şimdi yarın üçüncü parti görevime gideceğim yine Hatay'a. Tabii bizim ülkemiz bir deprem kuşağında. Bu Arap Yarımadası 13 milyon yıldır ülkeyi sıkıştırıyor. Bu daha da milyonlarca yıl sürecek. Bunu şunun için söylüyorum. Biz her şeyden önce bütün imar planlarımızı, şehirleşme anlayışımızı, her şeyimizi her şeyden öne alarak bu süreçleri yönetmemiz lazım. Tabii ki diğer eksini, artısını, bu acıları geçtiğimiz zaman konuşacağız, masaya yatıracağız. Ama bu kafa yapısını komple yeni baştan değerlendirmemiz lazım. Bizim tabii yıkılan sadece binalar, kırılan sadece fay hatları değil, yıkılan hayallerimiz, kırılan kalplerimiz de var. Biz birçok şeyi tamir etmeliyiz. Biz birçok şeyi unuttuk. Sevgiyi unuttuk, hoşgörüyü unuttuk. Yani bizim bu yaraları sararken başka kırılan, yıkılan şeyleri de tamir etmemiz lazım. Bundan sonra oturup bu işlere bakmamız lazım. Osman Başkanım, şimdi ben gerek fındıkla ilgili ya da bölgemizin ziraatiyle ilgili birçok konuyu dile getirirken benim fikir aldığım, bana mihmandarlık yapan başkanlarımızdan, arkadaşlarımızdan birisi. Şimdi biz, ben bir hekim olarak fındıkla ilgili hani çıkıp bir fikir oluştururken, söylerken birilerinin dediği gibi kafamızdan söylemiyoruz. Eğer bugüne kadar çok büyük bir hata yapmadıysak ve hep Cumhuriyet Halk Partisi'nde, medyada, kamuoyunda doğru bir şekilde yönlendirmişsek ve doğru şeyler söylemişsek, bunda Osman Başkan'ın ve ekibinin de büyük katkısı var. Benim sahadaki mihmandarlarından, partnerlerinden birisidir kendisi. En ufak bir konu gündeme geldiğinde hemen kendisini telefona kaldırır, bize doğru yönlendirmeler kendisi yapar, bilgi akışı sağlar. Bu bir yana, yani bir siyasetçi olarak beni doğru yönlendirmenin yanında kendisine bağlı üyesi olduğu çiftçilere sahip çıkması, bir STK olarak ziraatin sorunlarını bölgede bu işin başındaki kişi olarak gündeme taşıması, ziraatçilere alternatifler sunması, Türkiye gündemiyle ilgili, kendisiyle ilgili diğer konulara yakınlığı da bize işimizi çok kolaylıyor. Yani böyle insanlara ihtiyacımız var. Bak biraz önce konuştuk işte, fındığa alternatif ne olabilir? Burada hurma var, bakın başka bir şey araştırıyor. Bölgemizin ürünlerinden biri. Bu kuru hurmayı da acaba bir alternatif olarak yaratabilir miyiz? Kiriyi yanına ekleyebilir miyiz? Yani fındık dönemi dışındaki diğer bir yılın döngüsü içerisindeki boş alanlarda başka ne üretebiliriz? Mesela onu da çalışıyor. Bunlar güzel şeyler. Herkesi böyle bu aklı kullanmaya, bu akılda çalışmaya davet ediyorum. Kendisinden biz hoşnutuz, memnunuz. İnşallah çalışmalarını daha üst seviyeye getirir. Biz bu bölgede o var olduğu müddetçe ünyenin ziraatiyle ilgili veya bu tarım alanıyla ilgili hem bilgi akışını sağlaması, bölge hakkında bilgi vermesi, hem de bu bölgeye yapacağımız, yapmayı planladığımız bazı düşüncelerin şekillenmesine de kendisinden her zaman yardım alıyoruz, almaya da öncelikle ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 3 Şubat'ta seçim yapmıştık. 26. olağan kongrede, kongresinde 3. kez tekrar gene gelen bizi layık gördüler. Biz de bugüne kadar Dünya Ziraat Odası'nda yapmış olduğumuz işi işte daha belki yukarıya yükselterek, belki 2-3-5 yükselterek devam ettirmeye çalışacağız. Bütün amacımız dünya çiftçisine yardımcı olmak. Fındığın yanında spesifik ürünlerle alakalı ne tür yardımcı olabiliriz? Dünya çiftçisine hangi anlamda yardımcı olabiliriz? Bunların yollarını arkadaşlarımızla, yönetim üyelerimizle birlikte konuşacağız, tartışacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Vekilim, ayaklarınıza sağlık.